Selamünaleyküm. Yusuf bağırıyor telefonu. Aldı buraya taktı Esra. Benim telefondan yine arkadan ikinci bir ses geliyormuş. Ben konuşuyorum, arkadan ses geliyor. Esra'yı böyle yapıyor. Benim telefon niye öyle yapıyor? E tabii diyorum, ucuz marka aldık da diyorum, ondan yapıyor. Şunu da baharlı suya tuttum. Şöyle bir damlacık kafamıza göre yani. Ben öyle yapıyorum. Hiç ölçek mölçek kullanmıyorum. Tereyağı, katı yağ koyuyorsun. Çıkarmamıştım. Buzluktaydı. Şöyle sıvı yağ atacağım. Kafama göre de bir şey yapacağım. Yoğurdum olmadığı için bir bardak süt kullanacağım buna. Ne yapayım? Olanla idare edeceksin. Bismillahirrahmanirrahim. İki tane yumurta atıyorum. İnsan oturdukça aklına bir şeyler geliyor. Evet. Bir kaşık da sirke atacağım. Sirkeyi niye getirdim diye neredeyse kendime soru sordum. Şurada kaşık varmış. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir kaşık da olursa. Kabartma tozum var da hamurun üstüne dökeyim dedim ama fark eden ne olur ben de bilmiyorum. Ya. Ama ilk aklımda olsun da şey alacağım, şöyle bir tane elek. Nerede elekler? Nerede eski elekler? Derler ya. Ben de öyle söyleyeyim. Bilmiyorum ne kadar çekiyor. Çekiyor herhalde. Bilmiyorum ne kadar çekiyor. Çekmesi için gelmişim değil mi? Ben de saçmalıyorum işte. Şöyle börek yapacağım. Küçük küçük. Çay yanına. Kuru fasulyeden vazgeçince dedim. Çay içerim sofrada. Akşam yemeğinde. Böyle biraz poğaça tarzı. Ay ne güzel oluyor ama böyle. Bunu da evden uydurdum. Bak yine böyle deneli kalıyor tabii ki. Dur bakalım. Tuzunu atmadım. Tabii tuzumu şöyle bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra kabartma tozumu atayım. Onun içine karışsın. Şöyle bir yapsam da zaten onu anlarım az buçuk. Un yeter mi yetmez mi? Yetmeyecek. Çünkü o koyduğum az bir tereyağı da eriyecek ya. Kendi kendine salacak. Hamur tamamen gevşeyecek. Olsun. Biraz da hamur elimi. Un eleyim. Ziyan olmasın da geçen akşam yaptım. Ama onu un yoğurt koymuştum. Şeyin yerine. Süt. Dedim yoğurt süt aynı şey zaten. Fark ediyor. Yoğurt, sütten yoğurt olmuyor mu? Yoğurttan süt, tavuktan yumurta hesabına dönüyor bu işte. Elimi atabilirim. Çünkü yağları da eriteceğim. Katı yağı. Kendime ona göre salsın. Allah.
içli. Az bir yağ var. O da girsin. Onu bekliyorum. Esmeye çalışıyorum da. Kendi kendine de tabii ki salar o. Karıştıkça. Bence bu da yetişecek. Baya baya bir yetişecek. Daha da atmam onu. Ne yapıyoruz? Unu yok ediyoruz burada. Yer kaplamasın. Biraz dinlendireceğim tabii bunu. Biraz daha salsın. Salmadığı taraf vardır. Yağını. Bir 10-15 dakika salsın. Zaten her hamuru dinlendirdiğin zaman güzel oluyor. İstediğim kıvamı aldı zaten. Şimdi bir ellerimi yıkayayım. Üstüne bir bez koyayım. Bir 20 dakika o dinlensin. Var da hava soğudu mu geç ısınmaya başlıyor. Şöyle şey vardı, tavuğun beyaz haşlanmış bölümü. Şey yaptım buna. Tuzunu attım. Karabiber, pul biber. Bundan da koyacağım içine. Biraz da beyaz peynir koyarım diye düşündüm. Bilmiyorum içine ne koyayım başka. Beyaz peynir güzel olur. Aslında patates rendelsem mi var mı? Esra patates kızartacak. Bakayım bir var mı? Sıcak bölgede dinlersin, makinanın üstünde. Suyu da şimdi ısıttım ya, yağı eritmek için koydum. Kettle'ın üstüne su koydum, açtım. Yağım erisin diye. Bu kadar yeter ya. Bunu, onun içine de karıştırsam olur çiğden. Ben de çiğden seviyorum patatesin börekte olan kısmını. O zaman soğan da kavurmak lazım değil mi? Bıcık bir geliyor. 2-3 gündür yükseldi. Bir şeyle kullanamıyorum ya. Öğürme geliyor ama Allah'tan çıkarma yapmıyorum. Zaten bir dede ne var ki? Öyle bir şey olsa da hemen niyetlenirim. Yandıramaz beni. Evet, onun içine karıştırayım. Her şeyin bir ilki var değil mi? Hiç soğan mı kavurmadan o
tavuğun beyaz tarafı var. Yol içine bunu rendeleyeyim. Biraz daha karabiber ekleyeyim. Çünkü karabiber buna yakışır. Hepsi karma karışık. İyi olmasın ki. Yengen de her şeyi koyuyorlar. Hani tost olurdu ya yengem. Alga geçerdik birbirimizle. Bana da yengem al. Yengeni al. Ay ne makaraydı bizim şey tarihlerde tabii. Ay. Şeyler olurdu. Kristal büfeler. Meşhur. Onlar da Rizeliydi büyük ihtimalle. Kristal büfeleri sahipleri. Her yerde böyle mantar gibi. Taksim yani her yerde derken benim oturduğum yer belliydi. Taksim'e çıkardık. Nişantaşı, Osman Bey, Şişli hep buralarda her yerde dedi. Benim bildiğim noktalar belliydi. Yengen gibi karışık karışık şeyler işte uyduruyor metrona. Severim ben karışık bir şeyler uydurmayı. Evet. Mantıklı. Mantıklı. Tasa koyayım ona. İçerine onu atarım. Karabiberini, tuzunu koyarım. Nasıl şey koyuyorlar? Doğru ya, niye olmasın? Bezelyeli şehrinde de o eskiden yaparlardı. Sebzeli, tavuklu börek. Talaş böreği, talaş böreği. Kuşbaşılı patates garnitürü olur diye. Yani. Tabii ki olur. Olur, niye olmasın. Ama şimdi o talaş börekleri bilmiyorum kaldı mı? Eski tatlar. İçinde parça kavrulmuş et garnitürüyle, sesisiyle. Gerçi diyeceksiniz ki hiçbir şeyin tadı yok ki zaten. Ne var ki? Hiçbir şeyin tadı yok. Organik bir şey kalmadı. İnsanlar da organikti artık. Yani insanların da içine bir şeyler kaçmış gerçekten. Ya psikolojileri bozuk, ya ruhları bozuk, ya kafaları bozuk. Bozuk da bozuk. Bakıyorum bakıyorum yani. Herkeste bir şey var. Demiş ya adam, siz demiş ruh hastanesinde kaç kişisiniz? Bizi bu boş versen demiş, siz dışarıda kaç kişisiniz? Yani dışarıda kaç kişiyiz? Ya. Biz dışarıda bayağı fazlayız. Hasta olarak. İçeridekiler belli sayıları. Önemli olan dışarıdakiler. Onları tespit etmek. En sonunda da bence bu şeyi tespiti YouTube yapacak biliyor musunuz? Oh karabibersiz olur mu? Bana göre. Mesela kendi yaptığı kendi beğeniyor ya. Çok büyük olur. Delir şunun içine karıştır diyecektim ama. Niye büyük olsun? Karıştır gitsin. Ben yıkıyorum. Değil mi? Rahat rahat hareket etsin. Sanki üşengen biriymişim gibi. Hiç de üşenmem aslında normal hayatta. Ama küçük kaplarda böyle kendimi bunaltıyorum burada. Ah. Tavuğun beyaz tarafı haşlanmış dün akşamdan kalan.
salata yapacaktım onu. Al böreğe koyuyorum, patatesini rendeledim, karabiberini, tuzunu, biraz da pul biber atarım. Niye olmasın? Tavaya koymuştum da patatese koymamıştım. Sanki bulaşı elimizle yıkıyoruz. At işte gitsin de su harcıyorsun musluğun altına çalkalamak için. Ne gereği var ya, tasarruf diyoruz ama tasarruf olmuyor işte. Makineye aman koymayalım. Şunu da elimizle çalkalayalım. Tam tersine yaşıyoruz. Dinlendikten sonra açacağım. Vallahi telefonun biri gitti. Mecburen kendi telefonumu takmak zorunda kaldım. Normalde takmayacaktım. İkiye böldüm o dinlendirdiğim hamuru. Şöyle elimle açıyorum. Alt kısmını. Üst kısmını da tabii aynı yapacağım. Kapatacağım. Oklava falan kullanmıyorum. Zaten oklavayla açılmaz. İşte dökeceğim. Güzel hazırladım sosu. Şöyle karışık. Kömbe gibi olur ya, yaparlar. Elimle aşağı biraz büyüteyim, öyle kapak yapayım. Geçen yaptım çünkü ben bundan, çok Esra da beğendi. Herkes beğendi evde. Şöyle. Gördüğünüz gibi öbürküne üstüne kapak. Hiçbir şey ben sürmüyorum, yumurta mumurta. Şöyle göstereyim. Ne atacağım? Çöreotu varsa atacağım üstüne. Çöreotu hoşuma gidiyor. Bir de bu karışıklıkta da bir bulsam bayılacağım. Bitti mi yoksa? Bitti mi? Bitti mi? Göremiyorum çöreotu kutusunu. İnanın ki göremiyorum. Esra gelsin de atarız. Esra'ya sorarım ya, nereye gitmiş olabilir ki? Bazen ben de göremiyorum canlar. Akşam yemeğinde görüşürüz. Evet canlar. Böreğimin işlemi bak gördüğünüz gibi. Ama yerken nasıl biliyor musun oluyor bu? Tabii ben daha yemedim. Şu anda kesim iyi. Daha şöyle dedim, biraz dilim yapayım. Hem de böyle çayımın biraz altını yakayım. Pideye de benziyor bu arada. Hı? Görünüşü pideye de benziyor. Ama bu şey gibi oluyor. Güzel oluyor. Ya, benim hoşuma gidiyor. Kıtır kıtır oluyor ama dağılıyor ağızda. Yoğurtlusu öyle. Sütlüsünü ilk defa yaptım aynı malzemeyle. Sütlü daha yumuşak olur. Bence de. Şöyle yine atarız fırına kızım. Hı-hı. Sıcak olsun. Hem de pişip pişmediğini görmüş köfteleri oluyoruz. Köfteleri de atarız o arada. Ha? 38 saat. Kaç? 38. Çayı yakayım mı? Acılaşmasın diye yakmıyorum. Yok, çaya daha var. Kaç dakika var? 17 geçe okunuyor. Ya, 17 bir yarım saat falan var. O zaman çayını atma yavaş yavaş.
10 dakika sonra açayım. Aynen, köfteleri atalım yavaş yavaş. Ondan sonra yavaş yavaş tatlı telaşlar. Aynen. Allah'ın izniyle başlasın. Anda köftelerimiz kızarıyor. Çorbamız. Esra'cığım, başka ne yapayım söyleyeyim hadi. Hadi gülüm söyle sen bana. Ay şu anda üşüme geldi bana, ben neden bilmiyorum. Şu anda üşüme geldi, beni ısıt der gibi bir hali var değil mi? Aa, tamam işim var, şimdi tozda yapacağım. Bir ara boşta kalırsan ben su gönderirim seni ısıtsın. Değil mi yani? Hocam yolda Kavacık'taymış. Bugün trafiğe takılmış. Trafiğe takıldı ama yetişir. Daha var zaman. Çayımı da demlemedim, suyu kaynadı. Sanki acı oluyor gibi geldi bir anda bana. Senin ağzın da acı. Ne acısı? Ya üşüttüm ben biraz bağızlarımı. Camı bol bol aç sen. Hava soğuk. Ne yapayım? Ne yapayım? Sanki her gün dışarı çıkıyormuş gibi üşüttüm diyor. Hadi mi üşüttüm ama bir. Ben de şu an üşüttüm. Oruçluyuz ya, o yüzden böyle şey oluyor. Bir sıcak basıyor, bir soğuk basıyor. Üşümez mi? Şöyle bir titreme geldi. Üşümez. Aynen bana da. Hatta baksana. Ben senin ellerin masaya aldın ama sen bazen. Yok, ondan önce de öyleydi. Ama çok büyük yapmıyorum. Şöyle ufak bir tabağa. Yoğun istek üzerine salata yapılıyor. Yunus Bey'in. Evet. Bana kaldı. Ben çok çok da yaparım yine. Ekşi ekşi derim. Çiğ köfteleri yapıyorum canım isteyince. Bu da beyefendinin isteği. Eşiyle birlikte istek yaptılar bana. Diyor, Türk halk müziği mi olsun, Türk sanat müziği. Ben bir istek yapmıyorum. Ne bulduysam onu yiyorum yani. Esra, görme sinir alınmış. Midesi çok umursamaz. Ne pişirirsek. Ama lezzetli olmazsa da hiç. Yani. Küt diye söyler. Öyle. Videoda falan söyleme. Öyle beğenmediğim, böyle şöyle kaynanam yaptım. Söyleyeceğim birazdan. Bakacağım birazdan. Aa, çok iyi. Böreğin tadına bakacağım. Bir zahmet eder ya. Değil mi? O böreğin tadına bakacak. Size söyleyin oradan. Çok biliyorsan sen yap diyeyim. Yaparım. Evet. Şöyle domates, salatalık, üstüne de havucu. Kendime yiyeceğim. Pasta yaptım. Biskuit tatlısı yaptık kızla. Sare ile. Sare ile ikisi, ama ben belki tatlı olarak bir dilim yiyebilirim. Canım çünkü tatlı istiyor. Bu ara böyle Ramazan dolayısıyla. Evet, canım tatlı istiyor. Dün hatta televizyonda şey çıktı, pasta çıktı. İzmir'de şey vardı aslında, şekerpare. O pastadan dedim, bir dilim olsa da yesem dedim içimden. Ben böyle gördüm mü de şey olur böyle oruçluyken. Canım ister, istemez dersen yalan. Benim canım çekmiyor hiçbir şey dersen de yalan. Ama yemek olarak bak, dikkat ettin mi? Öyle onu da yiyeyim, onu da yiyeyim, yapayım. Yok bu sene. Yok. Geçen sene daha mı çok yapıyordun? Yok, gene aynı şeylerdi. Aynı şeyler miydi yine? Ben de hatırlamıyorum, unutuyorum. O zaman daha bir şeydi. Aynı herhalde ya. Aynı şey herhalde. Eski Ramazanların tadı olmadığı için. Onun üstüne zeytin atıyorum. Zeytinle orucumuzu açıyoruz. Aynen. Suyu da aç, zeytinle aç. Hurmaları toplamamış babam. Hurmaları toplayınca gönderecek. Hurmalara baktım markette. 15 liraya hurma. 15 liraya hurma yok, olmaz ya, ki. Kim bilir kokmuş mu? Yani. 15 liraya hurma mı olur? Töbe töbe. Artık 5 senelik hurmaları koyup paketleyip marketler yani. Vallahi çok bir şey oldu. Köfteye bakmam lazım. Kime? Köfteyi çevirmeni zorundayım. Ya bir çevireyim ben de. Ben bir baktım donda da. Buyurun o zaman, yanma kokusu geliyor çünkü. Sen nereye koydun? Sen koydun ama onu ben tık kıstım. Hepsi senin suçun. Ben bir yere koymadım. Yapıyorum. Yağ koymadım. Biliyor musun? Kendi yağı var zaten, aynen. Köftede de yağ olur. Zaten o tavada çok yapıştırmıyor. Gene gelmişti A101'e. Yani yeter bu. Çünkü bu çabuk kızdırıyor. Bu aynen. Her şey iyi değil bu tava. Çok çok evet. Derde değil. Ya şöyle bir şey, patates kızartma, onu bu airfare'de güzel oldu. O güzel kızartıyor.
şey hamur mesela hamur kızartıyorsun ya ilk attığın hamur yanıyor. İşte, ama ikinci attığın yanmıyor. Yok, yine güzel değil. İkinci attığın yanmıyorsa da önemli değil. Ben de su karıştırayım mı? Olur. Pişmiş aşa su karışmaz çünkü o yüzden de karıştırmak istemiyorum. Pişmiş aşa sıcak su karıştırılır. Soğuk su karıştırılır. Yok yavrum sıcak da karışmaz ama koyacağım biraz. Mecbur. Hiç mi pişmiş aşa sıcak su? Ya mecbur kalınca sıcak su. Mecbur kalınca. Su karıştırılmaz anladın mı? Lezzetini de alıyor. Mecburen. Tuzun da sen de şey gibi. Var ya bir tane yaşlı. Mecbur ya. Neydi hatırladın mı? Yok ben bilmem. Ben yaşlı olmadığım için bilmiyorum. Aa, sen yaşlı olmayacak mısın? İnşallah 30 sene sonra oluruz. Kim o rolü yapan zaten gençti. Kim ki o? Biliyor musun kendin kim olduğunu? Hani hep kötülüyor ya. Hani ben niye buradan doldurmaya kalktım? Annem sabah da çay demliyordu bu arada. Vallahi ya bugün ne yaptım biliyor musunuz? Sabah değil ama. Bu zahşilik börek için malzeme yapacağım ya. Geldiğim. Ha dedim çayı da koyayım da dedim. Siz diyor bu çayı niye içmediniz diyor. Sanki ben çay içiyormuşum gibi. Evet. Aizenir olmam olmam. Olmam. Evet. Ama olmayısın da kimse. Biz iftar hazırlığı böyle. Evet. Kimse de olmasın. Bizim iftar hazırlığı. Yavaş yavaş ne masaya var? Doğru gidelim. Pilavımız. Bakın kaçar tane. 3, 6, 9, 10, 11 tane köfte. İyi kız. Yardım tabii ki de edebilirsin. Sare kaşık çatal ver anne. Hayır. O, ne yaptın? Sare ne? Benim nasıl düşünüyorum? Örtüyü şeyden abla baktım. Serdiniz mi örtünüzü? Serecek şimdi. Hanım. Yerleri sürme anneciğim. Yerleri sürme masaya koy. Ama kafayı... Evet Sare masa örtüsünü örtüyor. Hani şu tarafa doğru çekelim. Şimdi kaşık çatal getireyim tamam mı? Oraya da iki tane tamam mı? Babam ben. Babaannen. Sen de buraya oturmak ister misin? Sizi izleyeceğim. Tamam. Kim daha çok yemeğini bitirirse onunla saklanma çocuğu. Ona hediye. Ödül. Pasta. Tamam mı? Ben ikimize sesleneceğim. Tamam. Babaanneme de. Tamam. Anne babaanneme. Tek babaanneme. Sarı sarılır mı seslenecek? Öpücük kalp atar mısın? Evet biz devam ediyoruz. Sade masayı kuruyor. Görüşmek üzere inşallah. İftarda belki çekeriz, belki çekmeyiz. Yunus Bey'in durumuna bağlı. Bizim iftar menüsü köfte. Düğünden mercimek çorbası pilavımız. Ve güzel tavuklu karışık bir böreğimiz var. Allah çekeriz ya. Allah olmayanları da versin amin, Rabbim. Amin. Herkesin evine bol bereket versin Rabbim. Ramazan dualarda evet. Buluşalım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sayan bak masayı. Evet. Gör. Yapar mısın? Al. Koydun mu peçeteleri? Var burada peçete. Al bunu.